Allah'ım hiç kimse ona fersantım demesin. Hiç kimse ona fersantım demesin. Fersant doğru görmesin, görmesin. Biz bunca kanıkmasından bu halet bu derecede abarmayla deyip durup bu tamamen açıkçası. Kulağı sorunadan da bir yapıradığın yapımız bunu adaratınız. Aslanın ki tahsil geçiyor. Eğer şu halet sizi fersantınızda bulundun mu? Eğer de şu fikirde yakşı olup bilip pak ogen de bu hınardı kınardı. Yani azamu indallah min zavari dünya demek eller. Yani müminini öldürüş Kudanın huzurunda şunçali ağır günah eken ki bir insanın canına kast kılıçlık dünyanın bire tola tola başıdan ahir geçti yoğup geçişten yaman rağa gel. Cansur Bey'de halatı min kürgen payette orta ağır halat gördüm. Yani bizim o şöpette agon birgenimde bilerdi, yok varardı. Uygut koyup, bolasını öldürüp, yok varardı. Şimdi bu, bolan, paçak kılıç var ya. Kellelerin bölüp taşışken. Tur, beş kez bölünüp gitken kelle. Tarbızlı, kol yüzden taşış, paçak olaydı. Şunda paçak kılıç var. Dodası tabi, adolat üçün kuracağımız. Biz, korkanımızı yapıramız. Videonu boşlaştan aldığın faydalı reklama. Uyda oturup pul topmoqchi mısınız? O halde Avalon LTD'de 10.000 somdan 1 milyon som geçe pul ko'tarishingiz mümkün. Barcha ma'lumotlarni opisaniyada qoldiraman. Qabriston yo'llarini bilishiga to'g'ri vaqti yo'q bo'ladi. Kimse alamaydı Umrı bitken bolalarının oteleri Kaza yetse hiç kimesre kol olmaydı Bir vakit gitken bolalarının oteleri Bir vakit gitken bolalarının anaları Bağu baru süygen günü ranası yok Yürek yutup yıpadı uçup danası yok Yaşaydı yu yaşaşının manası yok Bir vakit gitken bolalarının oteleri Oğretleri yabut musun canım balam, canım balam. Hiç kimse ona balam demesin canım balam, canım balam. Kadınlar ki yapardır bu da canım balam, canım balam. Sınavdır bu dozatlar ya solar barda. Sabır soray Bu
to'yingizda to'y ustiga to'ylar ko'ray. Bundan ortiq sizga qanday taskin beray? Bevaqt ketgan bolalarning otalari. Bevaqt ketgan bolalarning onalari. Yetlere göçtü de gitken cesur elvan. Vakt gitken buralarını. Oralı günleri yorulmasın bulan. Hiç kaysa ona bulan demesin. Canım bulan, canım bulan. Orası den oldun mekanı gökügen bulan. Senden oldun minki sen bu mesmedi. Canım bulan, canım bulan. Oğretlerin obotusun canım bulam. Hiç kıysa ona bulam demesin. Canım bulam, canım bulam. Preview. Allohim, shu o'qilgan tilovat Qur'on savobini avval o'zingga, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga, mana shu og'imda yotgan ahli qabrlarga, mana shu yerda yotgan meni farzandlar, dadajonim, bujonlarimga, farzandlarim ruh poklariga bag'ishlanda qildim. Qorong'i gullari yorug' bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Allohim, hech qaysi ona farzandim demasin. Hiç kıysa ona farzantım demesin. Farzant doğunu görmesin, görmesin. Hiç kıysa ona. Farzantlar onalarını, otalarını güzelsin. Hiç kim farzantını kabrine koymasın Allah'ım. Koymasın, koymasın. Beni bulandı niyetleri kettiydi. Ammasi ketti billah uzun bilen. Canım bolam, canım bolam. Tezroq, ha, tezroq chiqib shu tezroq operatsiyasini qilsin. Operatsiya qilish kerak bo'lsa, tezroq yordamini ko'rsatsin. Nimagaki samolyot uchib kelmaydi-ku Farg'onadagi odam. Yerda tayyor turmaydi-ku. Iyog'idan kelgingacha ko'p, juda ko'p holatlar bo'ladi-da. Nimadan meni chaqirishadi. Uyimga odam kiradi-da endi. Kasallik odamlari uydagilari kiradi. Kirsa, eshitsa-da ko'zini miltillatib tursa, men bormayman, tejimni keladi deya olmaysiz hech qachon. Bu mümkün mü sende aitiş? Kim ki gendeyim de mümkün müs? Bu oldu ki hep yok kiramız. Demek ki ette ki uşa insandı bolası, men kirmezden, ağdan ki gün geçe, ben nasıl bu kosu? Ette ki vicdanım da oldu diyem, ki halk da oldu diyem, mukarrab kolum hanım. Sen kirip kigeni de şunu vakti de, şu ölmeye kolay mı dedi, gen nasıl bu? Yok, hiç kanal gibi bulmadım. Toy çeke bilen, hech qanaqa gap bo'lmagan, birla tushuntirganmiz, operatsiya qilinishi kerak deb aytilgan edi. Bu yerda hech qanaqa to'ychaka bilan konflikt ham borilgan yo'q. To'ychaka u masalan mutaxassisdi bu odam. O'ziga yarash hurmatini joyiga qo'yadigan inson. To'ychaka o'zi reanimatolog. Reanimatolog, yaxshi reanimatolog i nimada organizatsiya ishiga o'tib ketgan, boshqaruvga o'tib ketgan. Endi hozirda o'sha reanimatsiya bo'limida qo'shimcha ishlab nima qilyapti degan medikli masala. Suyagi parchalanib singan. Bu tomonda sal botib singan. Bu tomondan belgi bergan, shu tomondan. Ochganimizda suyak botgan i oz miqdorda qon chiqqan. Biz bunga qoniqmasdan bu holat bu darajaga olib bormaydi deb turib, bu tomonda ochganmiz. Bu tomonda ochganimizda haqiqatan ham suyakda siniqlari tagida o'lib bo'lgan qon chiqqan. Qonda ivig'i chiqqan. Miyani bosib qolgan, o'yib qolgan, miyani bosib turgan qon chiqqan. Bosim o'tkazilgan darajada 2 sm, taxminan 2 sm qalinlikdagi qon ezib qolgan. Ularimiz ko'rib bordingiz. Siz masalan intervyuga nima sabab bo'ldi biz bilan suhbatlashganingiz? Endi bitta narsa bor-da. Sababi juda ko'pchilik endi 20 yildan beri shu sohada ishlayman-da. Ozmi ko'pmi mashg'ulotlarda yurib
nechta odamni operatsiya qildik, nechta odam yaxshi bo'lib ketdi. Endi to'g'ri og'ir kasallarga operatsiya qilamiz-da biz. Og'ir kasallarimizni ba'zilari o'lib qoladi. Yo'qotib qo'yamiz-da. Ba'zilari chiqib ketadi og'ir holatda. Shuncha hali obro' ottirasiz-ku odam. Obro' shuncha yil, yillar mobaynida obro' ottirasiz. Obro' ottirganingizdan keyin ko'chada bunday yursangiz oshingiz, og'ayingiz, yo begona, hali bir kasallaringiz, boshqalaringiz gapirsa juda og'ir botar ekan. Siz o'shani xuddi men bu kasallik borib ahvol og'irlashtirib qo'ygandek bo'lib qolyapman-da. Bu gap bilan-da. Lekin doktor hech qachon do'sti bo'lami, dushmani bo'lami, boshqasi bo'lami hech qachon shuni buna qilaman deb operatsiya qilmaydi. Doktor, şu kasalim yaxshi bo'lib qolsin dedi. Har bitta bizda yo'qotish ko'p bo'ladi-da. Yo'qotgan kasalimiz uchun o'zimizga yarasha ichimizda nima o'tsa o'tadi. To'g'risida? Mirzo-oqtaga o'sha operatsiya jarayonidagi videolarni oldim deb aytgan ekansiz. Bir ikkita guvohlar shu haqda bizga ma'lumot bergan. Shu video bormi? Bu video bor. Men o'zim uchun olib qo'yganman buni. Ertaga o'zimni himoyam uchun olganman buni. O'sha onaxon sizga telefon qilib bu videoni berishingizni so'raganlarmi? So'ragan. Endi onaxon o'zi ezilib, biz bolasining orqasidan ezilib yozibdi. Bu holatda men berib qo'yadigan bo'lsam uni, hattoki qilgan operatsiyani o'zim ham ko'tara olmayman. Nimaga? Miyani operatsiyasi og'ir operatsiyalardan hisoblanadi. Buni onaxonga bersam u ertaga onaxonda bir sog'lig'ida salbiy o'zgarish ketadigan bo'lsa, unda to'g'ri kelmaydi. Onaxonni o'zi nima bo'lib yotdi, unga qo'liga bu narsani berib bo'lmaydi operatsiya jarayonida. Men berishim mumkin, shu ekspertiza uchun berishim mumkin, ichki kishilarga berishim mumkin. Kerakli tegishli organlarga qaysi biri so'rasa, o'shanga berishim mumkin. Bu narsa menda turibdi. To'g'risida gapiradigan bo'lsa, endi so'rayapsizlar. Jasurbek, bu Ahrorbek, bular aka-uka bo'lishgan. Biz qo'limizda bir qancha yil ishlashgan, bir 2 yil, 3 yil ishlashgan. Shatdanda o'rtoqlari bilan kelib, biz qishloqda endi ko'proq yash qoqish bilan mashg'ul bo'lgan bolalar. Uyiga, oilaga pul topib kirish kerak, boshqa qilish kerak. Endi shu tarafidan bilamiz. Akasi ham Ahrorbek yaxshi bola. Akasini gapida yurib, shatda shu pul topishib, oilasiga olib ketadigan bolalar bo'lganda endi bular. Ko'chada undan keyingi holatlarda misol bizi bitta jiyanimiz bilan o'rtog'am bo'ladi bu bola. Ko'cha kuyda boshqada ko'rishib turamiz. Doim shu ko'rganda o'sha mashinasi Damas minishib yurardi. Shu qo'liga ko'ksini qo'yib salom berib, yo ko'chada birga kelganda ham assalomu alaykum qora aka yaxshimisiz, sizmisiz? Shu holatlarini bilamiz endi bu bolalarni. Lekin yaxshi bolalar edi. Biz eshitdik. O'sha hali sizlarni birinchi ko'rsatgan videolaringda ko'rib turib bildikki, o'sha suv tarafdan urushgan, oxiri bu bolani bu darajaga yetib borib nima bo'lganligini biz o'sha shunaqa bo'lib urushibdi, ko'pchilik bo'lib urushibdi bu bolani, banisaga tushib qopti deganda eshitdik bu holatlarni, bu darajaga yetib kelgan. Lekin ungacha bu bola to'g'risida bu tarafma taraf bo'lib urushganlarini eshitmagan. Lekin nima deymiz endi? Achindik, yosh bola umri xazon bo'pti, ota-onasiga Xudo sabr bersin. Xulosa o'rnida endi bir gapiradigan gapimiz nimadir dedik. Pastidan eng tepasigacha agar shu holat sizning farzandingizda bo'lganda nima qilardingiz? Shu. Agarda shu fikrni yaxshi bo'lib, dilib, pok bo'lganda bu xunarni qilmasin. Yosh g'o'day bolani pachag'ini chiqarib yo'q qilib yubormasin. Mening fikrim shunaqa. Lekin hayotimizda bitta yigitni o'ltirib qo'yib, yana kelib yashashi bormi bu yerda? Qanaqa qilib aholiga, qo'ni-qo'shniga, mahallaga ko'ziga ko'rinib yuradi? O'rganadi, qonun qoidasiga keltirib javobini, jazosini beradi uni ichki ishlar. O'zi ichki ishlar ham tashab qo'ymaydi buni. U qancha nima bo'lgan bo'lsa, hammasini hisob-kitobini chiqaradi ichki ishlarimiz. Zo'r ishlaydi, gap yo'q. Ha, yaxshi ishlaydi. Korrupsiya yo'q deb o'ylaysizmi o'zlari? Korrupsiyaga endi bu korrupsiya nima deysiz?
korrupsiya men ichki ishlarda bularni meallashtirmay bu ağdan kelgan narsa bu dunyoda bo'lib kelgan bu narsa yo'q deb bo'lmaydi buni bor narsa lekin ichki ishlarda bizni qishlog'imizda korrupsiyani ko'rmadim lekin 24-chi kuni men uyda yotdim xabar keldi jiyanim telefon qildi Ahror bey shunaqa tog'a berib qo'ydi jasurdi tezda kelasiz bansaga dedi bansaga bordim hech kimni kirgizishmadi kechgacha yotib qaytib keldim etdan 2 kun bansada saqlashib berdi shu bilan uzildi taziyaga bordik birov yuvmagan yuvgan kirmayapti qo'rqib amakilari boshqasi keyin dadam hojibo kir dedi qilib yurgan ishing u deyavdi keyin kirib o'zim yuvib tarab bolam pachaq qilishib yuborgan kallalarni bo'lib tashlashgan 4-5ga bo'linib ketgan kalla torbizni qo'lingizdan tashlasangiz pachaq bo'ladi shunday pachaq qilishib yuboring pachaq qo'yyapti bolani u bitta ikkita odam unday qilib pachaq qilib yuboraolmaydi chunki men ham qishloqda urushqoq bola bo'lganman bunaqasini ko'rmaganman vahshiylikni pachaq qilishib tashlagan tovoniga shu kalta tegmagan xolos qolgan joyiga rosa urishgan yog'och bilan ham urgan temir bilan ham urgan u bitta odamni ishi emas u gruppa bo'lgan bu yerda 5-6 shu o'ylabi bari urishgan buni balki jiyanim kelgan edi meni oldimga o'lishidan 2 kun oldin kelib tog'a meni tinch qo'yishmayapti shuni hal qilaylik deb kelgandi olib chiqing qirgami cho'lgami olib chiqib bitta bitta qo'yib bering shuni hal qilaylik bugun degandi men to'xtab turib men o'tirib turib choyxonada men borib ularni bilaychi shunchalik pullar ko'payib kuchayib ketgan bo'lsa mana men o'zim hal qilaman deb borgandim borib aytganman ularga bo'ldi qandosh urug'imiz to'xtatinglar bu ishni bu masjidni imomigacha yetib ketdi bu gap janjal qishloqqa endi ekin o'ylarga yaxshi gap bo'lmaydi deb men borib aytib kelganman ularga ular bizni ham yuz qilmadi birga katta bo'lgan bola edi o'rtog'im edi u o'zim 45 yillik o'rtog'im edi u rofiq bo'ldi dedi urush bo'lmaydi tinch edi yopildi qozon dedi sizga va'da berib menga va'da berib chiqarib yubordi 2 kundan keyin mana shu ish bo'ldi 2 kundan keyin bu yerda men mehmonlar bilan o'tiruvdim obedda telefon qilib jiyaningiz o'ldi dedi Ahror aytdi akasi o'sha o'lganni akasi Jasur akasi kelaverasiz berib qo'ydik dedi hozirgi paytda Rafiq akaga nisbatan qonuniy choralar ko'rildimi nima deb o'ylaysiz o'z fikringizni aytsangiz endi u haqqoniy ko'rilgan yo'q chunki aka akalari keldi xolangni sal yo'lga solgin yengillik qilaylik deb o'zi chaqirtirdi meni men bordim Farg'onaga borib u bilan ko'rishdim bitta xonadonda o'tirgan ekan yotgan ekan o'sha operatsiya bo'lib chiqdim dedi Rafiq yotibman men dedi mana shu yerda dedi aytdim shuncha nimalarni dedim yuz qilmading kattalar dedi chunki bularni oilasini meni otam rahmatli katta qilgan bular bular yetim edi bular onadan otadan vahliq qolgan Rafiq akangiz 1 yashar bola edi o'sha paytda otasi o'lganda men opoqim o'sha magazinni ishlar edi Toshmatjon buva degan odam u bular boqqan ona yomon yo'lga aldab bo'lib ketmasin 8ta bola bilan deb bularni boqqan o'sha yerda birga katta bo'lgandik bular bilan non tuz olib bular endi bilmadi tuzini yeb tuzlig'iga tupurdi bular bularga endi xudoyim o'z jazosini bersin o'lganlar o'lgandi dedi расходini beramiz dedi men uni borib xolamga aytolmadim qanaqa qilib aytaman men uni o'zi kuyib turgan bo'lsa ikkitasidan ikkita farzandidan kuydi bu men aytolmadim uni yo u pul taklif bo'ldi u summasini anig'i yo'q просто bu mana u o'lganga расход doktordagi расходlarni bersaku sal yumshasa xolang dedi endi uni men borib aytolmaymanku to'g'ri jigarimku u ham o'zi kuyib turibdi endi bularga xudoyim o'z jazosini bersin asl urushni sababchisi o'zi kim bo'lgan sababchisi endi Rofiq bo'lgan o'zi o'sha ariqni bo'yida janjalni boshi Rofiqda endi bu hozir aralashmadim men boshqa deyaptiyu lekin
Rapıda nümesinden bugün. Bunlar öyle rapıda arkasından pul tapıp, rapıda arkasından hünçeyi üç salı oğun alışken. Misal edip de, ben öylemde, öyle başı olsam, 50 tas olsa öçer desem, de öçerdi. Çünkü ben arkamdan pul tapıp, ben arkamdan non yiyip durgunken, öyle öçerdi. Bu şu geldi, yapırmayken bunları. Öç diken de öçerdi bunun içeri, nersele bulmasıdır. Ve ayıp, rapıda da ayıp. Rapı eşitisi ölçedeki adamıdır. Çünkü şunun arkasından maşını alıştı. Şunun arkasından üylerdi salıştı. Oğullarını üyleşi yaptı. Bu abge öltüresen diken halaş. Abgelesen öltüresen. Kekin ben penem mezzakılar diken tabu. Cesur bir NATO'lu gepler yapırken mi diyorlar? Bunun haberi yok mu? Cesur ette NATO'lu gep yapırmayın. Böyle fakat uzlarının ali ritmini kötarış için kıldı halas bu işte. Uzlarını böyle körme geldi körgen kursun diyen de. Böyle otasket de bugün. Basar sen beni mi koyan böyle? Bu ne tek geceğiz? Başka başka nimeler diyeyim cenceller de kılışken iken böyle. Meyde çüzü cenceller. Birinci met demez. Bu köpeyip gitken. Pul köpeyip gitken. Çünkü uzlarını basar sen beni mi koyan? Pul bizden topken mi sıpıldı? İndeme yürüp püskürmez de akılıp. Halk içi de. Cesur Bey de ailesi bile rapı kayken ailesinin ortası da sudan aldığına kana kadar gelişim avuculuk bu geldi. Bu mu yani? Misal bana rapı kezdi, bu şey Cesur'laki de toy bugün de rapı kezdi ona söylüyor. O şey toyda dağırdın oran kıkizmesinden uşakta emmemizi kömgeyen ketel oraya. Hürmeti. Emme hürmeti. Bunlar şimdi közlük alaka Konya tolup bakende, bu kelle sıkdır almıyorsun bunu. Ne ozem mesal, 135 kiralı balıydım. 20 kilo bir yok attı. Meşritte bir yarım boy doktor karadı. O şekilleri bense de, bunda koronavirüs başka köpeğip getip, doktor etti o şey ozinde ikinci etajinde sövürdü yat orada da. İki oldu alıp dedi. Öyle pırıldım ben ozum hem. Cigarım etti bu. Uşa hala meni ke taşıp gitardım ki katta işke. Bir de kisin hali gibi. Özüm katta gibi. Ağzı ke tüpürgen ben. Keçe uşa nümelerinden körüp biraz da yığladım etti. Üyde. Açınıp. Yani bizim uşa pette agon bir yanımda bülerdi. Yok kovarardı. Üyü göt koyup bolasını öltürüp yok kovarardı. Yani bu adavat ay çözülüp gitmesin. Ötüp, oyladan oylaya ötüp, ne mutlu. Yaraş ola. Şu maksatla bu. Bülen lekin, ne doğru iş kılıştı. Hüseyin. Rapıdaki ası. Hüseyin bu arı. İkinci ayıp doğru uşa Hüseyin. Hürşit. Ciyenlerden. Topla gente verin. Hamasını toplayıp durup, kıyan işi bu. Şimdi bunu hakkani cezasını veriş gereği görür onu. Çünkü bunlar yine kılı uğradı kelip. Azı karıpsa meyle 50 bin dolar tıkı yaptı mı, 100 bin dolar tıkı yaptı mı? Adam adam pul ki yaptıyken onu yani eşittik. Kazakistan'dan pul çıktı bir tane sizden dedi onu eşittim. 30 bin bir tane Kazak cöne tuvarıptı. İşle bizi uğra sandım. Şunlar da eşittim yürüp biz. Maşinelerini sattı, iki tane maşinesini sattı. Bir tane lasetti, bir tane madumen sattı, demezdi. Sövüsü vardı diken 100 milyonge sövüsünü satıttı. Aynen, satırlı bu yönden ki satırlı yaptı. Satırlı yaptı. Aldım bile ve sattıyam yok oldu. Cüda kıyın şerayette katta bol işken bile. Nemedi bu ile isbette karıp seketi yaptı mı? Karıp seketi yaptı. Çünkü halem kayıkke borsa bunge karışma yaptı. Nemeye kendim diye işme yaptı. Yani ben gözümem Allah aşkım Allah kayıp ki yaptı. Gözüm demezlem yok. Otağına özünde mezze nümeyinde tıkla, sağlığın tıkla elleşmedi yaptı. Monaka cöylerde yürüp, cüde kılamız bizem. Çıbala ben söylerdim, yok kuvar iş. Eğer kanun bana şu cevapgarlık ketartılma sahip dörler, neme yol tutmaksızlar? Yine hudagi salamız boldu. Ben misal elleşim ben. Hudagi saldım ülerdi. Zor adavat izi Allah'ı da sorup. Hudagi saldım, hudagi öz cezasını birerdi bilerdi. Çünkü bana şu taziye dedim yapırıldı. Bülerge yordan bergen odam üyü küyüyanı bulakken. Çünkü hudoyum bergen mi bizge? Hudoyum uzu olaydı. Hemme pülü var bunda akıllı öltürü orada ama olsa ne olaydı zamanımız? Öldü öldü köpeyip getirdik o.
Xudo cezasını bilsin. Mana haqqoni devletimiz o'zi chorasini ko'rsin. Davlatdan da'vogar bo'lsin. 21 ga kirgizish osonmi bolani? Siz misol shu voqealardan xabar topgan ekansiz, yarashtirgan yuborgan ekansiz. Tergov bo'limiga siz chaqirishdimi shundan keyin? Yuganda olib kelinar degan ekan, borodik, kirgizmadi, qaytib keldik. Men to'y dedim. To'ydan olib ketishdi meni. To'yda o'g'lim bilan povurdik. Shunaqa yuganda chaqiryapti, doktorni xulosasi bilan bir xil chiqish kerak ekan. Men gapim. Borodik, kirgizmadi, 2 soat turib qaytib keldim. Ha, kirmadi. Nimaga borgan ekanlar-da deymiz. Melsaxonaga bordik. Melsaxonaga. Yo'q, melsaxonaga bordik. Yaqinda bir oy bo'ldi. Kirgizishmadi aniq. Chaqirib turib, kirgizmadi, qaytib kelardim. Men yerda turamanmi? Qayta takror siz chaqirishmadi. Yo'q, chaqirgan yo'q. Telefon ham qilishmadi. Keyin xolam keldi yaqinda, bir hafta bo'ldi. Sizga bitta savolim bor. Tergov ishidan qoniqdingizmi siz? Yo'q, tergov bo'lmadi hisobda. Chunki tergov bo'lganda, bu yerda guvohlar ko'pda. Mahallasida guvohlar bor. U magazindan olib kelganda ko'rishgan guvohlar bor. Uyda o'ltirganda ko'rgan guvohlar bor ekan. Bittasi ham bormadi-da, xolam bordi, o'g'li Ahror bordi, men bordim. 2 soat turib qaytib keldik, bo'ldi shu. Rahmat. Endi Xudo jazosini bersin bularni. Bosh miya qattiq udar olgan, men qo'lingiz bir joyga o'rsa, shet qizaradi-da, keyin ishan. Tarlish. Ha, kattalarda shuy butun bo'lganligi uchun. Yo'q, aynan o'sha kuni men navbatchi bo'lmaganman. Men o'zi asli tibbiyot birlashmasida uzoq yillar rahbar bo'lib ishlaganman. O'zi kasbim reanimatolog, anesteziolog. Men tashkiliy uslubi bo'limda vrach bo'lib ishlayman hamda reanimatsiya bo'limida navbatchilik turaman. U bolani shifoxonaga tushgan kuni men navbatchi bo'lmaganman. Sababi bemor soat 10 turlar atrofida olib kelinganda mana shu bolani ko'rib berishni so'rab qarindoshlar iltimos qildi. Jo'ra qishlog'da tanish yigitlar. Shundan keyin men bo'limga kirdim. Bo'limga kirib bemorni holatini ko'rdim va undan keyin ertaga hamkasblar bilan birlar suhbatlashdik-da, holat qanaqadaligini bilib chiqib, bemorni o'sha qarindoshlari, meni chaqirgan odamlarga tushuntirish berdim. Jasurbekni holati men ko'rgan paytda o'ta og'ir holat dedi. O'ta og'ir holatda bo'lishiga sabab boshiga va tanasiga olingan og'ir jarohatlar. Jarohatlar oqibatida bolada bosh miyani qattiq ezilishi, bosh miya asosini sinishiga xos bo'lgan belgilar, o'zi behush, koma holatida yuzida, jag' sohasida, boshini chakka qismida tepada shilingan va ezilgan jarohatlar bor edi. Kelgan paytdagi bu shikastlar yopiq jarohat deyiladi, bosh miya yopiq jarohati. Jarohat olgandan keyin bosh miya u shishadi. Shishgandan keyin bosh miyada to'qimalarni shuvi, atyog mozga degan narsa hosil bo'ladi. Va natijada uni nafasi va yuragini to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun boladagi o'sha nafas olishining noravonligi, ritmik emasligini hisobga olib turib, reanimatsiya bo'limini reanimatologlari uni kekirdagiga turibga tiqib, intubatsiya traxeya deyiladi va sun'iy nafas oldirish apparatiga olingan. Chunki bu holatga ulanmaydigan bo'lsa, gipoksiya holati kuchayib ketadi-da, o'zidan o'zi ketayotgan organizmdagi bo'yotgan holatni yomonlashtiradi. Endi qilingan davolari reanimatsiya bo'limida o'sha og'riq qoldiruvchi, bosh miya shuvini kamaytiruvchi, qon ketayotganligi uchun qonni to'xtatish masalasidagi dori-darmonlar hamda qolgan organlar, yurak qon tomir sistemasi, nafas tizimi, buyrak sistemasi inshi faoliyatini yaxshilash, jigar faoliyatini yaxshilash masalasida dori-darmon qilinadi. Bitta kunda tashxis qo'yasizlar og'ir jarohat olganlik uchun. To'g'ri. Bunday holatda bemorni operatsiya qilish mumkinmi? Operatsiya hayotini saqlash uchun qilinadigan zaruriy operatsiyalar bor.
Misol uchun aynan shu bolani misolda aytsak, bosh miya yopiq jarohati bo'lganligi uchun ichkarida qon ketayotgan bo'lishi mumkin, yoki bosh miya shishadi deb aytdim. Insonda bosh chanog'i suvdan iborat. Bu yetilgan katta yigit. Bosh miya shishib borgandan keyin uni nafas markazi hamda yuragi faoliyatini boshqarib turadigan markazlar falajligiga olib kelib, uni nafasi va yuragi to'xtashi mumkin. Nafasini to'xtamasligi uchun sun'iy nafas oldirish apparatiga olib qo'yildi. Lekin endi yuragi to'xtab qolishi masalasi bor. Shuning uchun bosh miya shishuvini kamaytirish uchun neyrohirurg ko'radida uni agar mobodo yopiq jarohat bo'ladigan bo'lsa, uni ochadi. Tripanatsiya cherepa deydi. O'sha chanoq suvegini yuqori qismidan jarohatlangan tomonidan teshib, uni och holatga olib keladi. Butunlay olib tashlamaydi, ochadi deylik. Keyin o'sha atyok suveg, shuni ochgandan keyin bosh miyada shuvni ba'zi dori-darmonlar bilan kamaytirish masalasi hal qilinyapti. Ha, ikkinchisi haligi joydan miya bosim yuqori bo'ladigan bo'lsa ko'tariladi va o'sha markazlar falajligini oldini olinadi. Uni qiladigan neyrohirurg asosan neyrohirurg mutaxassis shug'ullanadi. Aynan shu holatda mana Tojiyev Mirsohid operatsiya qilgan. Bu uzoq yillar viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam markazi neyrohirurgiya bo'limida ishlab kelgan yigit, malakali mutaxassis. Ko'proq nimaga aynan shu yigit keladi deilsa, bu Oltiariq tumanidan, viloyatdan ham keladi, lekin uni chaqirganda tezroq keladi, yordam tezroq bo'ladi. Qolaversa, yetuk yaxshi mutaxassis bunaqa operatsiyalar ko'pini ko'rgan. Bismillahirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni rushti hidoyatda rizoligiga muvofiq hayotda bardavom aylasin. Mana ba'zi yoshlarimiz tarafidan o'zlarini, ixtiroslarini chegaralay olmasdan o'zlaridagi nafsoniy holatlarini, kibr havolarini yana ham ochiqroq qilib aytsak, cheklay olmasdan o'shalarni to'xtatilmasdan ba'zi bir jinoyatlarni qilayotganligiga quloqimizga eshitib qolyapmiz. Anda shunda mana bu juda ham eshitayotgan narsalarimiz albatta Alloh taolo Qur'oni Karimda qattiq qoralagan hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan juda ham ehtiyot bo'lishlikka, u narsalardan nihoyatda uzoq turishga chaqirilgan ba'zi bir illatlar, ba'zi bir jinoyatlarga yoshlarimiz afsuski yo'l qo'yib qo'yaptilar. Shu yuqorida aytganimizdek, o'sha manmansirash, kibr havo yoki kattalarni, ulug'larni gaplariga quloq solmasdan, ota-onalarni yoki boshqa aka-uka yaqinlarini, mahallalarni katta bir oqsoqollar, ahli ilmlarini o'sha mahallada ota o'rinda bo'lgan insonlar nasihatlarini quloqlariga olmaganlik natijasida, o'z boshimchalik natijasida yoshlarimiz ayrim jinoyatlarga yo'l qo'yaptilar. Shu jumladan mana yaqinda bir eshitganimiz ukamizni ko'pchilik bo'lib bir joyga olib borib, o'zaro chiqqan arzimagan narsani sababidan chiqqan kelishmovchilik natijasida bir ikki mush bir-biriga tayib ketgan, bir-biriga mushlashgan, shuni natijasida shu kechirish mumkin bo'lgan bir-birini af etish islomda, dinimizda eng go'zal fazilat bo'lgan ishni amalga oshirib, bir-biridan kechirim so'rab, chiroyli bir yaxshi yo'lni tutib ketishlik durust mumkin bo'lib turgan o'rinda bir-biriga gina, adovat, hasad qilishib, natijada bir yosh yigitni dunyodan bevaqt ko'z yumishiga, ya'ni ajali bilan o'lsa-da, lekin yomon narsaga sabab bo'lib qolishganligiga guvoh bo'lyapmiz. Hamda ularni ota-onalari ko'z yoshlari, achchiq ko'z yoshlarini to'kib qolishiga sabab bo'lyapmiz. Bo'layotganligini ko'ryapmiz. Albatta, bu ishlar dinimizda juda qattiq qoralanganligini azizlar juda ko'p ta'kidlangan, jumladan Qur'oni Karimda Alloh taolo kalomi azim shonida astaiz billah
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yani kelamı kadimide perverdigarımız merhamet kılıp, kim ki bir müminni kasten canıge kas kılıp öldürse, onun cezası cehennemdir. Dib Allah Teala Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu ayetinin evvelki kısmında şunu diye beyan kıyan. Davomida ham o'sha jahannamda uzoq vaqt abadiy holatda qolishligi haqida aytib o'tiladi va og'ir azoblarga Alloh taolodan qiyomatda o'sha jahannamda ko'rishiga bayon qilinadi. Bir insonni, bir mu'minni joniga nohaqdan qilingan qasd, ya'ni uni o'ldirishlik juda ham og'ir jinoyat ekanligini ushbu oyat karimadan ham ma'lum qilingan va undan juda qattiq Alloh taolo bizlarni qaytaradi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek sözleri de Müşkatül Mesabih, Müşkatül Mesabih metilleri de hem de Mirkatül Mesabih şarkıları da, onun şarkıları da keltirip ötürgen bir Peygamberimiz aleyhisselam'da hadis-i şerifleri var. Peygamberimiz aleyhisselam etken ekeller ki yetide insanda halaketki alıp barucu narselerden saqlaninglar. Ya'ni istanibus sab'al mubiqat dedilar. Yettita insonni halokatga olib borguvchi narsadan saqlaninglar deb marhamat qilganlarda o'sha yettita saqlanishimiz kerak bo'lgan narsalarni bittasi qotlun nafs deb sanalgan. Ya'ni bir insonni, bir mu'minni, bir insonni joniga qasd qilishlik gunohidan, ya'ni insonni halokatga olib borguvchi, muqarrar halokatga olib boradigan eng yomon gunohlardan yettitasini sanab payg'ambarimiz alayhisalom shulardan biri bir insonni joniga qasd qilish deb aytganlar. Va mana bu narsadan qattiq hazar qilishga, ehtiyot bo'lishga chaqirganlar. Boshqa bir hadis sharifda keladiki, Imom Termiziy hazratlari rivoyat qilgan hadisda sunnalarida laqotlul mu'min. Ya'ni mu'minni o'ldirish, bir musulmonni, bir insonni behaq, nohaq bir insonni o'ldirish dunyoni yo'q bo'lib ketishidan da yomonroqdir deb keltirilgan o'sha hadis sharifda. Ya'ni dunyoni zavolidan ham og'irroqdir Xudoning huzurida. Ya'ni azamu indalloh min zavali dunyo degan ekanlar. Ya'ni mu'minni o'ldirish Xudoning huzurida shunchalik og'ir gunoh ekanki, bir insonni joniga qasd qilishlik dunyoni birato'la boshidan oxirgacha yo'q bo'lib ketishdan yomonroq ekan Xudoning oldida gunohi. Mana bu hadis shariflardan ma'lum bo'ladiki, bu juda ham katta jinoyat. Bu jinoyatlardan albatta yoshlarimiz juda ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Bunday ishlarga olib boruvchi sabablardan uzoq bo'lishimiz kerak birinchi o'rinda. O'sha sabablar nima desa, ko'ramizki, mana bunday katta jinoyatga, qon to'kilishdek yomon jinoyatga sabab bo'layotgan narsa ozgina arzimagan bir kamchilik bir-biridan tortishib qolgani o'sha suv talashgani deb eshityapmiz mana. O'sha suv talashgani bo'lgan bo'lsa, 1-2 mush bir-biriga tushunmasan jahl usti otib yuborgan, keyin bir-birini tarafini olgani shu bilan natijada oxiri mana bir insonda halokat, ya'ni o'limi bilan nihoyasiga yetyapti bu ish. O'shani avvalo shu jinoyatni davom etmaslik uchun albatta bir-biridan kechirim so'rashlari, o'rtada oqsoqollarimiz mahallamizda masalan kattalari ulug' yosh ko'p tajriba ko'rganlardan maslahat so'rab, raislarimiz yoki masalan imom xatiblardan maslahat so'rab, ayni kamina biz ham imom sifatida xizmat qilamiz. Bizdan ham maslahat so'rab shunaqa bo'lyapti shu yerda, shu mahallada, shu ikkita oilada, ikkita yoshlarimiz o'rtasida yoki masalan bir oilani bir-birini o'rtasida olamishiq oralab bir-biriga shu arzimagan narsani ustida bir-biriga gina qudrat, gina saqlab yurishibdi. Bir-biriga adovat saqlashyapti. Yomon qarashyapti bir-biriga, haqorat yashayapti, shunchalik janjal shu darajaga yetib keldi deb bizga taklif qilishib, shularni bartaraf qilish uchun bizni yordam so'rashganda maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Biz ham o'rtaga tushib shu ishni oldinda shunaqangi jinoyatga, ya'ni odam o'ldirishdek, ya'ni bir insonni vafotigacha olib boradigan jinoyatni oldini olishga yordam bergan bo'lar edik. Lekin afsuski, mana shunaqangi ishlarga yo'l qo'yma, shu ishlarni bajarmasdan o'z boshimchalik qilishib, o'zlari rejalarda har xil fikrlari bilan, o'zlarini xayollariga fikrlari bilan nafsini gapiga kirib, hasad, hali adovatlarini orqasidan yurib, mana bu jinoyatlarga sabab bo'lishdi. Shu kitoblarimizda aytiladiki, Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda keladi, bir kuni masjidda o'tirganlarida
Peygamberimiz adamlara ettiler ki, hazır bir adam geldi. Hazır bir adam geldi. Şu insan cennete dediler. Cenneti insanda göremem deseler, yani şu adamı yakarak koyuyorlar dediler. Hazır kirip geldi işinden dediler. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam yapını tüketişinden az yine vakti ötüşü bilen bir sahabe-i kiram masjidden kirip geldiler. Kirip geldiler de bu kişi taharetti, yenge kıvagen taharetten suları tamıp durdu, masjide kirip geldiler. Peygamberimiz Aleyhisselam kürsetken adam şu idi, kirip geldi arkasından, şu adam kirip geldi halas. Keyin sahabeler hayran buldular. Ertesiga ham Peygamberimiz Aleyhisselam hazır bir adam masjidga kiradi eshikdan. Şu insan cenneti, cennetini ko'rmoq uchun salayim bunga qaranglar dedilar. İkinci günü ham şu adam avvalgi kechaga kirib kelgan adam kirdiler. Üçüncü günü ham Peygamberimiz Aleyhisselam hazır bir kişi eshikdan kirib keladi. U cenneti dediler. Üçüncü gün ham avvalgi birinci günü kirgan, ikinci günü kirgan sahabe-i kiram Alloh razı olsun u kishi eshikdan kirib keldilar. Sahabelerden bir zat, adları hazır hayalim hikemi yaptı. Şu zat onlardan turdular da Peygamberimiz Aleyhisselam'da geflerini eşitti. Bunu cennete ikerliği doğrusu başaratını eşitip onlardan turup bu adam neme amellerdi kıyan ikin cenneti buluş için? Kendi amelleri bu arayken de oylandı da orkalardan irgeçti. Haliye cennetliği başaratı verilgen sahabanın arkasından. İrgeçi bağırıp üyüge akıllaşken de birader bir günge üyüngizden bir iki günge menge joy versengiz. Otam bilan arazlashib qoldik. Uyga kirmayman deb qo'ydim otamga. Shu arazlashib qoldim. Otamni oldiga borsam, xijolat o'yapman. Bir 3 kunga siz oldingizda uyingizdan joy bersangiz, shu yerda yashab tursam, keyin borib bir kechirim so'rab uyga kirarman deb iltimos qildi. U kishi ruxsat berdilar. Mayli, uyimda turing, mana men bilan birga turing. Xudo xolasa keyin borib kechirim so'raysiz otangizdan. Uylardan joy berdilar. Birga tuna kechpayt taomlanishib yotayotgan vaqtida tunayotganda tohirxtonni o'qishib yana uyquga ketdilar birgalikda. Shu kishi uxlamasdan tomosha qilgan ekanlar. Bu kishi kechalari turib namoz o'qidimikin? U ahli jannat bo'lishiga payg'ambarimiz jannati deb bashorat berdilar. Shu jannati bo'lishligiga bir qanday amallarni qilarkin? Kechalar bilan uxlamay namoz o'qib chiqarmikin deb o'ylab, kecha uxlamasdan ko'rpanida o'zlarini uyquga uxlayotgan kishiga savol berib tomosha qilib turdim dedilar. U kishi xutondan keyin uxlaganicha bomdodga turdilar, bomdodga tahoratni qildilar, birgalikda bomdodga bordik. Birinchi kuni shu narsani ko'rdim xolos. Ertasiga ham xuddi shunday ko'rdim. Ertasi ham kechasi bilan uxlamasdan men o'zimni uxlayotganiga savolib, u kishini nazorat qilib chiqdim, tekshirib chiqdim, lekin u kishi yana kechasi xutondan keyin uxlaganicha ertalab bomdodga turardilar. Bomdodda jamoatni o'qib kelib, yana boshqa ishlarini qilardilar. Kunduzgi o'zini kundalik turmush ishlarini. Uchinchi kuni ham shunday bo'lgandan keyin men ertalab turib aytdim. Sizni Rasululloh jannati degan edi. Uch marta sizni jannat ekanligingizni xabarini berdilar. Lekin sizda jannatlik bir belgisini ko'rmadim. Nima kechalari namoz o'qidilarmi, uxlamasdan iborat chiqarmikinlar, Qur'on o'qib chiqarmikinlar desam, unday narsani ko'rmadim. Menga o'xshab siz ham bizga o'xshab kechpayt xutondan keyin dam olasiz ekan, ertalab bomdodga boryapsiz yana ertalab turib tahoratingizni qilib. Hech sizda boshqa jannatlarda topilish mumkin bo'lgan kechalar bilan uxlamay chiqadigan ibodat yoki Qur'on tilovati yoki zikr ilohiylar bilan ko'rmadim sizni. Nima uchun sizni Rasululloh jannati dedilar ekan? Nimangiz bor men bilmagan sirrini aytib bering deganda, u kishi aytgan ekanlarki, menda ko'rgan narsang bor. Faqat sen ko'rgan narsang bor, boshqa narsa yo'q. Sen ko'rgan narsadan boshqa yo'q, narsa yo'q deb yana takrorlab turib, lekin menda bitta narsa bor. Menda butun insonlarga nisbatan, mu'minlarga nisbatan qalbimda gina yo'q. Qalbimda adovat yo'q, birovga hasad yo'q. Shuning uchun Alloh taolo meni payg'ambarimizni, o'sha payg'ambarimiz shuning uchun meni jannatda deb bashorat bergan bo'lsalar ajab emas. Menda Xudoni bor birligiga yagona Xudoni yagonaligiga iymon, e'tiqodim bor va qalbimda birorta jamiyatdagi insonlarga nisbatan, birorta mu'minlarga nisbatan gina, adovat, hasad yo'q meni qalbimda. Shuning uchun Alloh taolo meni ana shunday payg'ambarimiz bashorat berishligiga loyiq qilgandir deb u kishi o'zlaridagi bor narsani aytganlarida u kishi aytgan ekanlar. Ha, haqiqatda ham har kimda topilmaydigan eng ulug' narsa bor ekan sizda. Hammamizda shunday bir narsa bo'lishligini istaymiz, orzu qilamiz. Degan ekanlar, demak azizlar, mana shunaqangi jinoyatlarni bolalashiga, ko'payishiga qalbimizdagi gina,
bir-birimizni kechira olmaslik, bir-birimizga bir xil vaqtda yetgan azorlarimizni kechirmasdan, ha bir kun seni bir narsa qilarman, bir kun senga ham qaytaraman deb qalbimizga gina saqlashimiz va hamda hasad, adovat saqlashimiz mana shunaqangi jinoyatlarga sababchi bo'lyapti bugungi kunda. Mana bu pokiza dinimizda esa albatta insonning martabasi ulug' bo'lishi albatta qalbini pokligi bilan belgilanadi. Payg'ambarimiz alayhisalom Alloh taolo aytdilarki, marhamat qilib, innalloha la yanzuru ila suvarikum va la ila amvalikum. Valakin yanzuru ila qulubikum va ila a'molikum dedilar. Ya'ni Alloh taolo sizlarni suratlaringizga, mol dunyolaringizga qaramaydi. Balki Alloh taolo sizlarni qalblaringizga qaraydi va hamda qilayotgan amallaringizga, ishlaringizga qaraydi dedilar. Demak, qalbimizni Alloh taoloning nazargohi ekan, qalbimizni birinchi o'rinda pok tutishimiz kerak. Qalbimizni albatta ginadan, adovatdan, hasaddan, har xil badgumonlikdan, har xil yomon qalbimizda birovlarga nisbatan kek saqlashdan, shunaqangi xalqimizda aytiladiki, mana dinimizda mana shunday yomon illatlardan, qalbiy kasalliklardan qalbimizni pok saqlasak, amallarimizni go'zal, savobli, xayrli ishlarni qilsak, qo'limizdan kelgancha o'zgalarga foydamiz tegsa, zararimiz tegmasa, doim o'zimizni savobli ishlar bilan amalimizni ko'paytirsak, jinoyat, gunohlardan o'zimizni saqlasak, inshaalloh hayotimiz go'zal, farovon, mana qangi jinoyatlar inshaalloh kamaygan yoki inshaalloh buni oldini olingan bo'lar edi. Bunday jinoyatlar ancha inshaalloh kamayib, bundan narsalardan oldini olgan bo'lar edik. Todasida va adolat uchun kurashamiz. Biz ko'rganimizni gapiramiz. Assalomu alaykum. Yana bizning kanalda o'sha mavzu Farg'ona viloyati Oltariq tumanida bo'lib o'tgan qotillik yuzasidan bugun biz sizlarga jurnalistik surishtiruvimizni taqdim etamiz. Ayni damda prezidentimiz tomonidan ochiqlik siyosatini ta'minlab berish talab qilinib turgan bir paytda Farg'ona viloyati Oltariq tumanida ochiqlik siyosati borligiga shubha bildirdik. Bola yuring, ketdik. Nima qizmas yo'q. Meni nima haqqim yo'q ekan? Meni gapimni oling. Hozir shaffoflikka qarshilik qilyapsizmi? Yo'q, yo'q. Ha? Prezidentimizni qonun talablariga siz qarshi chiqyapsizmi, prokuror? Idoralar aro sarson bo'layotgan ona o'g'lining o'ldirganlarga qonuniy jazo ko'rishini talab qilmoqda. Tumos nomamga dedim, rad javobini beryapti desam, Yusuf aytdiki, hech qanaqa telefon senga dalil bo'la olmaydi deb aytdi. Albatta bunga odil sud hukm chiqaradi. Shu gap rostmi ekan, sudga oshirilganlik haqida ma'lumot olgan keldik xolos, biroz gap bizga. Bo'ldi. Prokurorning bu harakatsizligi uchastka nazirini bemalol yurishiga sababmikan? Qotilliklar prokuraturaning tergovida bo'lishi kerak. Lekin Oltariq tumanida ichki ishlar shug'ullanadi bu ish bilan, shunaqami? Uni bu harakatsizligiga chora ko'riladimi? Bahodirjon o'sha paytda yetib olmay, Robbix telefon qilgandan keyin yetib borgan. Qiziq, onaxonning yonida uchastka nazori bizdan nimani yashirmoqchi? Chiqdim, siz hech narsa bermagansiz. Hozir boraman aytgan. Siz hech narsa bermagansiz. Faqat qo'rqitganman ularni. Onaxon vaziyatni chigallashiga avvalo uchastka nazori sabab deb aytib o'tmoqda. O'sha janjalni to'xtatganda meni shu begunoh bolam farzandim o'lmasdi. Menimcha oyog'i yerdan uzilgan vallomatlar deb shuni aytsa kerak. Lekin ona so'zlarini oshkor aytdi. Yuvaldi bag'iga o'tirdi deganda ham shu pagoni bilan, mana shu pagoni bilan yulib tashlagan. Hozir nimaga tan olinmayapti? Idoralar aro sarson bo'layotgan ona prokuraturaga borganligidan zorlandi. Sud ham qilmay qo'yavering dedim. Bo'ldi, sizni ham xudoga soldim dedim. O'ttali kichkina bolani mazax qilgandek men oldida o'tiribman. Telefonda o'ynab o'tiribdi. Oltariq prokurorimiz. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'uddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy, voy. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarni boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi, ketadimi? Prezident shu nutqida aynan shu prokuror haqida gapirayotgandir. Robqa ayblo qo'yalmaydigan bo'lsang, qolganini ham qamamay qo'yaver dedim. Boshini boshlagan shu insonku dedim. Bizning jurnalistik surishtiruvimizda odil sudlovga qadar jinoyatlarning izi kelmayaptimi?
ikkita farzandimni yerga qo'ydim dedim. Endi shu yerda o'zimni o'ltiraman desam, o'lsang o'lib ketaverasan ta, chiqarib yubor dedi yo'lida bolaga. Nahotki bir odamning o'limiga shunday munosabat bildirilsa. O'g'lim etdi, charchab ketgiz, ona yuring dedi, ketaveramiz, ular o'lidi ustidan ham turiydigan bo'lib ketibdi dedi. Ona bola yig'lab, qaqshaganimizcha soat 6 da uyga kirib bordik. Hech kim eshitmayapti meni. Bu ona aqli zaif emas va yolg'on gapirayotgani ham yo'q. Aslida u jabrlanuvchi, qonun tilida aytganda u fuqaroviy da'vogar deyiladi. Oltariq tumanidagi bu ayol ikki farzandini yerga berdi. Endi haqiqatni gapirish uchun o'lish kerakmi? Pichoq ber meni qo'limga dedim. Ko'ksimga buraman. Butun joyi qoldi bekin ko'ksimda. Aziz mutasaddi tashkilotlar va bizni ko'rayotgan aziz yurtdoshlar, aynan bu prokuror ishlashga loyiqmi? Bu savolga javobni aynan sizlardan kutib qolamiz. 4 oydan beri onani hech kim eshitmayotgan edi. Endi onani biz eshityapmiz. Uni oxiga quloq tutyapmiz. Fug'oni falakka chiqib butun dunyoga tarqalishiga sababchi bo'lyapmiz. Va biz bu ishimizda har qanday to'siqlar bo'lishiga qaramasdan jonimizni garovga qo'yib bo'lsa ham bu ishni oxirigacha yetkazamiz. Todasi TV adolat uchun kurashamiz. Biz ko'rganimizni gapiramiz.